Kürtaj yapıyoruz da, kürtaj yapıyoruz. Bak. Hemen alırlar da yasak. Kürtaj yapıyoruz. 155 lira lan 155. Merhabalar. İyi hafta sonları diliyorum. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Neredeyim? Kocaman bir karpuz tarlasında oturdum. Hafta içi arkadaşlarımla yapmış olduğum bir video vardı. 10 dakika bir molada yaptık bu videoyu biz. Farklı görüşte olduğumuz halde kimse kimseyi vatan haini ilan etmiyor arkadaşlar. Bu çok önemli aslında. Sizin 7 TL olmasını nasıl karşılıyorsunuz? Evet arkadaşlar. Normal. Dış güçler hep kardeşim. Dış güçlerin oyunu. Evet. Evet. Dış güçler. Dış güçler. Siz efendim? Yok efendim, biz kendimiz üretemediğimizden ya dış güç müş güç. Ecevit'in zamanında da dış güçler vardı. Yok o zaman iç güçlerdi. İç güçler. Evet. Dış güçlerin oyunu mu arkadaşlar? Evet. Benzinin 7 TL çıkması. Evet. Peki Ecevit döneminde kimin oyunuydu? Ecevit döneminde. O zaman da dış güçlerdi. O zaman Ecevit başarılı bir liderdi değil mi? Parti şeylere karşı, baştakilere karşı düzenmiş suikastlar bunları. O zaman diyelim ki Ecevit başarılı bir liderdi değil mi? Evet. Değil mi? Değil miydi? Peki o zaman kimin oyunuydu? Şimdi başarılı bir lider var. Ülke ekonomisi hızla ilerlediği şaha kalktığımız için bizi kıskanırlar, oyun yapıyorlar bize. Evet. Değil mi? Evet. Ecevit döneminde ne oluyordu? Orada yandaşları yiyorduk. Yok yok. Benzin çıkıyordu ya. O da başarılıymış ki demek ki. Başarılıymış o zaman. Biz güçlerin oyunu var. Peki o zaman kim oynuyor? Neden bize oyun oynuyor? Hep aynı oyunlar. Hep aynı oyunlar. Hep bitmiyor değil mi sizin bu oyunlar? Hep Amerikan oyunlar abi. Bitmiyor, hep Amerikan oyunlar. Hep Amerikan oyunlar. Benim bildiğim birkaç oyun var. Horon bilirim ben. Evet. Erbakan var. Çifte telli. Güzel bir çifte telli bilirim. Macir havasında iyi oyun vardı. Kürtaj yapıyoruz da, kürtaj yapıyoruz. Bak. Hemen alırlar da yasak. Kürtaj yapıyoruz. 155 lira lan. Yapamıyor musunuz? Korkuyor musunuz? Özgürlük kaldırıyorsunuz ya sence. Yönetimimiz, başarılı kadar bir başarılı. Evet, başarılı. Başarılı. Şimdi dayıcım, neredesiniz? Başarılı. Şimdi yönetim çok başarılı diyor. Dolar ve diyor benzin çıkmasıyla bunların alakası yok diyor. Şuna bir cevap verebilir misiniz? Apo'ya da herkese cevap veriyorum. Yani kendi markan olmazsa, bir şey üretmezsen, sadece dışarıda ithalatla, cep telefonuna 1000 dolar verirsen, 500 dolar verirsen, kendi katma değerin yoksa dolar artar. Bunu Tayyip Bey de engelleyemez. Muharrem İnce de engelleyemez. Ya, uçağımızı yapıyoruz. Hiç gördünüz mü? Görünmüyor. Nerede ama uçak? Bir adı var ama ben kendisini görmüyorum. Nerede? Fabrikası uçak nerede? Tamam, yaptığınız uçağın adresini alayım diğer değişe. İnsansız uçak benim oğlan da yapıyor evde. Tank yaptık. Vallahi drone yapıyor evde tank kendisi. Tank yaptık. Tank nerede şimdi yaptın? Tankın kaportasını yaparsın, motoru nerede? Seni mi takacağız oraya? Mesela Osman Gazi Köprüsü'nden geçtiniz mi hiç? Geçmedim. Bir geçmeyi denesenize ama ara... Başına bak neler geliyor. Geçme ara... Adam 95 ödemiş, geçirmek bizim işimiz. Aynen. Anahtarı bırakmanız lazım. Ya git gel maaşını 3'te 1'de bırakman lazım. 1972'de yapılan köprü 10 lira da. Fatih Sultan Mehmet 50 lira da. Öbür neydi? Yavuz Sultan Selim 100 lira niye? Onu kim söyledi? Benim söyledi. Neyi? Devlet yaparsa 10 lira olur. Sana yaptırsa 100 lira olur. Satmış ya yani bizi. Devlet bizi satmış ya. Yani. Ha bizim kendi üretimimiz yok yani. Yok, hiçbir şey miydi? Köprüyü yaptık adam nerede bizde ya? Halatı yaptı koptu zaten. Koptu. O gün de ben tam balkonda çay içiyordum biliyor musun? Yerliğim var attı koptu. Aynen tam da çay içiyordum yeminle söyleyeyim baktım halat suyun ortasına düştü abi yani. Ya o da yerliyim aratmış ben de şaşırdım. Japonlar şey dedim Japonların halatı nasıl kopar dedim meğer bizimmiş abi. Japon da intihar etmiş. Yani devletsiz bırakıyor. Yani ne? Evet efendim oturumu kapatmadınız söylemek istediğiniz son söz. Seçilen kim olursa vatan için hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Efendim siz? Aynısını katılıyorum. Aynısını katılıyorum. Sizin kendi bir fikriniz yok mu efendim? Başka bir fikriniz yok mu? Allah'ın izniyle AKP başa gelecek. Şimdi öyle bir söylediniz, hakaret mi ettiniz, öldünüz mü anladın mı? AKP. AKP? Adalet Kalkınma Partisi. Öyle söylüyor. AKP Allah'ın izniyle başa gelecek diyor. Adam hakaret mi ediyor, övüyor mu anlamadı. Sizlerin de yorumunuzu bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.